yakası, aşkımın tek hatırası. Avrupa yakası, sağ olun, sağ olun. Cem'le randevunuz nasıl geçti bakalım? Cem mi? Randevu mu? Hayır canım, aa. Cem öylesine sinemaya gidiyordu, gelir misin dedi. Ben de sinemaya mı dedim. Ha dedi, gelirim dedim, iyi dedi. Gittik yani, olay bundan ibaret. Hadi hayırlısı. İnşallah. Aslı, Cem hayatımızda yine mi hortluyor? Hayır canım, ortada fol yok, fos yok, aa. Cem başka, Cem başka. O gün gelmiş efendi efendi, yeğeninizi sinemaya götürebilir miyim diye benden izin istiyor. Aa, kibar çocuğu. Gerçek bir centilmen. Şimdi babacığım, centilmen deyince benim de dikkatimi celbetti. Burhan Bey de düğünü ne zaman yaparız? Ben de yavaş yavaş sizin daireye taşınsam mı diye soruyordu da. Ne taşınması kızım? Olmaz dedik ya. Hayır babacığım, şimdi düğünün akabinde yan dairede ikamet edeceğimiz sebebiyetiyle hani 3-4 hafta için yeni bir ev tutmaya ne lüzum var gibisine. Oldu olacak, tepeme çıksın görgüsüz. Tamam Tevfik. Nikah yok, bir şey yok. Evin içinde Hüdayi Nabit türemiş fuzuli bir adam. Tevfikciğim. Daha damadım olacağı hakikatini kabullenip yasımı tutamadım yahu. Ya. Enişteciğim, benim dükkandan ufak bir avans alabilmem mümkün mü acaba? O şişko kızı yemeklere götüreyim diye para harcıyorsun değil mi? Neydi adı? Şayeste miydi? Ya enişte lütfen. Onun boğazına yetişemezsin oğlum. Hepimiz yer, yine de doymaz. Allah. Tamam enişte, tamam anlaşıldı. Yine varlık içinde yokluk çekeceğiz anasını satayım. Doğru konuş. Ah, bu ne be? Hayırdır, hortlak görmüş gibi oldun? Ha, hortlak gördüm zaten. Hadi bana eyvallah. Aslı uzun geldi. Aa, Cem geldi. Cemciğim, gel, gel. Gel, hoş geldin ya. Gel, gel evladım, gel evladım. Gel, bir bardak çay iç, gel. Ay, bir dakika ya. Günaydın. Günaydın. Efendim afiyet olsun, günaydın. Günaydın oğlum. Hoş geldin, hoş geldin. Sağ olun. Bir... Aslı bir gelsene. Şimdi evde oturuyordum, aklıma geldi. Şimdi eğer bir başka programın yoksa, yani hani ben gideceğim, onun için. Şu hani senin Modern Sanat Müzesi'nde söylediğin sergi var ya. Ha, o sergi, evet. O işte ben oraya gidiyorum. Yani takılmak istersen gel. İstemezsen gelme. Yani nasıl istersen. Yo yani gelirim ya. Çünkü ben de öyle oturuyordum, bir şey yapmıyordum. Yani evde oturmaktan iyidir. Gelirim. Şey yani, değil. Yani diyorum. Şimdi biz hazır oraya gitmişken, şimdi orada restoran var. O restoranda hani istersen bir akşam yemeği yeriz. Yani hızlı hızlı öyle atıştırırız hani. Değil mi? Hani çabuk çabuk. Çünkü hani aç kalmaktan iyidir. Tabii canım, orada şekerim düşeceğine, düşüp bayılacağıma yerim bir şeyler. Problem değil. O zaman ben eniştemden izin alayım. Ya bir dakika Cem. Sen niye beni davet etmeye buraya geldin? Nedir bu eniştemlerle bir nezaket, bir muhabbet, sürekli izin almalar bilmem neler? Ya Aslı burada beni çok seviyorlar ya. Burada çok popülerim. Herkes bana hayran. Ne bileyim. Sizin ev artık benim böyle kralı olduğum bir gezegen gibi Aslı. Gezegen mi? Kendimi burada küçük prens gibi hissediyorum. Cemciğim, kapıda kalma. Gel bir çay iç. Geldim, geldim. Umarım iyisinizdir efendim. Seni gördük, daha iyi olduk. Geç otur bakalım. Makbule, Cem'e bir tabak koy. Efendim ben rahatsızlık vermeyeyim size şimdi. Peki o zaman, nasıl isterseniz. Geç, geç. Küçük prens. İstediğim para olsun abi. Daha başka ne isteyeyim Sertaç? Vallahi iyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş kardeşim. Hayırlı haberlerim var abi. Sizin apartmanın çatısıyla bir GSM şirketi ilgileniyor. Ne yapacakmış bizim çatı katını? Ofis mi yapacakmış? Yok abi, çatı katı değil. Bizzat çatının kendisi. Ufak bir baz istasyonu monte etmek istiyorlarmış kardeşim. Parası da şahane. Baz istasyonu mu? Sakın ha Volkan, kanser yapıyor diyorlar. Kim diyor abi onu? Eştos diyor. Bilimsel bir kanıt yok o konuda abi. Ya baz istasyonu değil de telefonun kendisi kanser yapıyormuş, öyle diyorlar. Bir de sigara. Ama o kesinmiş. Abi baz istasyonunun 9 metre çevresinde yaşamıyorsan bir tehlikesi yokmuş diyorlar. Bunu baz almak lazım. 9 metre çevresinde nasıl yaşayayım lan çatıda? Martı mıyım ben, kuş muyum ben? Soruyorsun, söylüyoruz abi. Niye kızıyorsun ki? Eyvallah da ben bunu enişteme nasıl anlatacağım ya? Hayatta dinlemez, izin de vermez. Saplantılı adam. Bahçedeki hortumun rengini değiştiremiyoruz. Çimen yeşili olacakmış efendim. Görüntü kirliliği oluyormuş. Çatı abi, kimse görmez ki zaten. Her renk olabilir. Kaç para veriyorlar? İlahicim. Ay çok tatlı çocuklar oldu. Sonra annem diyor ki babama, ya diyor Bülent bu kedi fareyi kovalamıyor, fareden resmen kaçıyor. Babam da çıkmış bir kanepenin üzerine tünemiş böyle. Söyle sen hallet canım yavrum, sen hallet. Sonra benim bu muhabbetlerden çok canım sıkıldı. Ben bir sigara almaya çıkıyorum dedim, kaçtım evden. Ne? Sigara mı? Eyvah! Sigara mı içiyorsun sen? Yani günde 3-4 tane. Öyle fotoğraf falan çekerken alıştım yani. Hiç yakıştıramadım. Olmadı şimdi. 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü. Yani 31 Mayıs'tan bırakmam lazım. İyi o zaman bir süre daha içebilirim ha? Hiç komik değil. Doğru, doğru değil. Gerçi tabii bırakmam lazım. Bırakmam. Çok denedim, çok. Yani o nikotin yapışkanları falan ama işte bir türlü başaramadım yani. Sigarayı bırak, o zaman kızı al. İstediğiniz gibi gezip tozun. Yani şakayla karışık diyorsunuz değil mi? Karışık değil, gayet saf. Açık ve net söylüyorum. Sigara içen adam bu eve giremez. Selamünaleyküm. Benim yabancı değil ya. Ne yapıyorsun oğlum orada? Cephe boyası. Sen ne yaparsın? Evleri mi şaşırdın? İskeleyi kurdunuz mu Dursun? Yok kurmadık. Şu anda kanatlarım vasıtasıyla havada duruyorum. Le 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 ya. Çay içer misin anacığım? Veren olursa içerik. Niye içmeyelim? Ay Dursun sen öyle iskelede mi duruyorsun 2. kat yüksekliğinde? Yükseklik, karanlık, kapalı yer ve bunun gibi korkularım yoktur. Tek yarasa. O kadar. Ne kadar sürecek apartmanın cephe boyası evladım? Çok yanlış bir insana çok yanlış bir soru. Acele yok Sayın Kral. Önce kazinacak, macunu, boyası, bilmem nesi, yağmurlar başlamadan önce bitiririz evvelallah. Yağmurlar mı? Oğlum yağmurlar zaten daha yeni bitti. E biz ne dedik? Hocam ağa. Ver buraya. Mesut. Ayda 4000 kağıt mı? Kanun bazında legal bir baz istasyonu abi. Bütün izinler falan alınmış. Kaçak bir durum yok. Kaçak bir durum var Sertaç. Eniştemden kaçak bir durum var. Tabii çatıda ufak bir montaj yapılması lazım. Gürültü meydana gelirse avukat bey olayı çakozlayıp bizi mahkemelerde süründürmesin sonra abi. Bir çaresine bakacağız artık. Ben önce bir ikna yoluna gideyim de. Bir de hormonlu çilek. Ney? O da kanser yapıyor diyorlar. Brokoli? Yok artık. O önlüyor oğlum salak. Ya hayır konuşun sabah sabah ya. Ay ne güzel. Artık sağlık sigortamız var. Gönlümüzce hasta olabiliriz. Ya ben tahmini yaşam uzunluğumu çok merak ediyorum. Ay benimki Sami Bey'in testinde 89 çıktığına göre sen 90'ı aşarsın. Et yemiyorsun ya. Ben 93 çıktım. Demek ki daha uzun süre birlikte partileyiciyiz demektir. Yaprak Hanım, ailenin diğer fertlerinin sağlık tablosu, sigara içmeme, sağlıklı beslenme vesaire gibi faktörlerden kendinize de iyi bakarsanız tabii, ortalama 95 yaşına kadar yaşayabilirmişsiniz. 95 mi? O kadar mı? Ay insaf şekerim, sıkılırsın ayol. Çok ciddiye almayın canım. Bu test yarı eğlence amaçlı. İnsanları sağlıklı yaşamaya teşvik etmek için. Günaydın Avrupa Yakası, günaydın Mamşe. Gelin Burhan Bey, gelin. Sizin ne sağlık sigortanız yapıldı? Aa, ay diş sağlığını kapsıyor mu ya? Yok, kapsamıyor. Olmaz be güzelim, çünkü benim 2 tane çürüğüm var. Burhancığım, kaç yaşında öleceğini öğrenmek ister misin? Ne? Sami Bey bilgisayardan şıp diye çıkartıyor. Ya. Hadi ya. Nostradamus gibi. Ay ürperdim. Yok canım öyle kesin bir şey değil. 30 soruluk bir test bu. He. Hadi ulan yap ya. Vallahi yap. Hadi. Tamam. Allah'ım yardım et bana. O kadar da ciddi değil. Burhancığım kesin sonuç. Bilimsel. Geleceğin planını buna göre yaparsın. Mesela ben 93'e kadar etaptayım gibi görünüyorum. Ama senin tahmini yaşam süren 40 çıkarsa artık burada fazla vakit kaybetme. Git ve ne yersen ye bebeğim. Hadi ya. Korkma. Evet Burhan Bey. Eğer varsa ailenizdeki kronik hastalıklar. Tokat'ı aramalıyım. Bir kurabiye daha alır mısınız Dursun Bey? Yok bacım sağ ol. Her dairede bir ikram. Vallahi bu cephe boyası yüzünden formumu kaybedeceğim ya. Demek Cem aslarda kahvaltı ediyordu ha? Kahvaltı eder etmez o senin problemin değil ki hemşerim. Ben sadece bilgi akışını sağlamak için söyledim. O Tevfik Bey de göya memleketinde varlıklı diye tanınırmış. Hiç aklım ermedi. Nah buradan sıkıp buradan yalıyorlar. Esahtan yani şimdi apartmana niye bu farklı bir kariyere sahip kardeş boyuyor ki değil mi Dilber abla? Hay ağzını öpüyorum Meyrem. Ya da vekaleten Osman öpsün. Ah. Şu koskoca apartmanda para toplayıp bir boyacı tutamadılar mı? Yöneticimiz Pinti Bekir Tevfik Bey olunca... Cebinde akrep var zar Dilber ablam. Benim teorim o. Vallahi öyle. Soyukası batasıcalar. Hem nursuz bir aile hem var yemez güller. Allah beylelerinden korusun ablam. Bunlar hep kötü karma. Ya sen hık diyicinin pık diyicisi misin kardeşim ya? Ayıp değil mi? Ne de bu dur dedikodu. Al çayını bakayım ya. Al bu çayını. Gel buraya. Al bu çayını istemez. Kapa pencereyi. İşim gücüm var bir de seninle uğraşmayayım ya. Geç kızım geç. En lüks semtte oturuyoruz. Ne bir uydu var ne bir asansör. Malımızın malamat oluyoruz. O zaman sen de yönetici ol değiştir hala. Yönetici mi? Ne? Ben mi? Aa esahtan yani şimdi iktidardakiler halkı memnun edemiyorsa yönetimin değişmesi kaçınılmaz bence. Şikayet etme. Oy kullan demişler. Erken seçim şart. Ki tabii siz daha iyi bilirsiniz Osman Bey. Ben de kadın aklımla. Evet. Ne bi? Şimdi... Söylesene oğlum. 60 yıl. 60 mı? Evet. Niye ya? He? İyi geldi ona. 60 yıl daha yaşayacağım yani. Sök çıkart hesapla 96 yaşına kadar yaşayacağım görünüyor. Yok öyle değil yani toplam olarak 60 yıl. 60 yaşında öleceksiniz tabi bilgisayara göre. Ay nasıl oldu bu ayol? Bilmiyorum yani yaptım öyle çıktı. 24 yıl mı kaldı oğlum benim ömrüm ne diyorsun sen ya? Ay Burhan Bey. Son kalan yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirin bari. Dedim ya, ne yersen ye bebeğim. Tevekkeli değil, düşlerim dokulayım zaten benim. Hay Allah ya, 60 yıl. Yani şimdi 80 yaşında ölecek birisine göre şu anda ben kaç yaşındayım? 56 yaşında. Yani antropozasın demek bebeğim. Yani ama yani 24 yılım mı kaldı benim yani? O kadar da zeytinyağına asılmıştım ya. Merhaba Burhan. Sonunda evleniyor musun ha? Evet efendim. Bravo. Büyük karar. Hayatının bundan sonraki kısmını aynı kadınla devam ettirmek önemli bir durum. Nasıl yani? Kalan 24 yılını Makbule ile geçireceksin demek ha. Buna ne dersin? Neden 24 yıl? Benim biraz hava almam lazım. Efendim ben o testten yaptım ama çok ciddiye aldı yani. Ha, o test. Bundan 8 yıl evvel benim ölmem gerektiğini söyleyen test. Burhan nereye çıktı ayol? Sokağa. Gördüğü ilk genç kıza aşık olacak. Niye? Anlamıyorum. Yıllardır aynı kadına bağlanmış. Kendini yaşlı zanneden bir erkek. Burhan bugünden itibaren antropozun tam göbeğinde. Plastik kullanmayın. Plastik doğa cinayetidir. Plastik kullanmayın. Plastik kullanmayın arkadaşlar. Cam ve kağıtlarınızı bu poşetlere atın. Plastik kullanmayın arkadaşlar. Cam ve kağıtlarınızı geri dönüştürün. Duyarlı olun. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Kutun çok güzel. Hangi kutu? Geri dönüşüm kutusu ya. Ha. He. Sağ ol. Bu hafta Nişantaşı'nın tabiatını kurtarıyoruz. Gönüllü olur musunuz? Tabii canım, gönüllü olmak istemez miyim ben? Şu anda her şeye gönüllüyüm ben. Tamam o zaman. Bağış yapın. Tamam, ne kadar? Ne kadar isterseniz. İyi, tamam. İyi o zaman. Cüzdanı versem olur mu kız? Vallahi ben çevreyle acayip ilgiliyim ya. Bu kadar ciddiyseniz bize katılın. Protestolarımızda falan yer alın. Olur. Adın ne? Sinem. Nerelisin Sinem? Buralıyım. Vallahi kız. Vallahi hemşeriyiz ha şu anda. Ben de buralıyım. Sami'yi kaçırdın mı ya? Sigortacı çocuğu mu? Ya o sadece sigorta çocuk değil, benim kankam. Aa, gerçekten mi? Ama ben hiç yanında görmedim. 3 yıldır görüşmüyoruz çünkü. Kankam mı? Ya biz bu çocukla cep telefonundan e-posta olsun, SMS olsun hep bağlantıdayız. Günde 10 dakika, 15 dakika bizim standart chatimiz var. İşte telefonda ne bileyim internet şakaları, ondan sonra işte güzel kız resimleri filan. Ne? Ha. Aşkım ben tabii sürekli senin resmini gönderiyorum yani. O değil de işte bizim böyle bir dostumuz var bu çocukla ya. Yani işte yıllardır görüşelim diyoruz, bir türlü kısmet olmadı. Dur serseriye ben mail atayım. Arkadaşlar ben yine sigarayı bırakmaya karar verdim. Acaba benim denemediğim ve sizin bildiğiniz başka bir yol kaldı mı? Hipnoz acayip etkili. Kaç tane arkadaşım bu yöntemle kurtuldu. Doktorun telefonunu vereyim mi? Versene. Ya gülme, gerçekten çok etkili. Yok ya bacım, sana değil, bu Sami Manya'nın gönderdiği bir şey gülüyorum. Ulan ne adam ya bu? Akşam ne yapıyoruz tatlım? Sen bana gel, oradan bakarız tatlım. Ay, aşkım beni bekliyordur. Ne kokuyor bu apartman yine? Tarhana çorbası mı, rutubet mi? Nedir bu ya? Öf, hiç sevmiyorum bu merdivenleri. Ay daha 3 kat var. Çok sıkıldım hayattan. Pilates'e mi başlasam? Bu sıkıntının sebebi aslında ne ki acaba? Sürekli buraya gel. Bu pis kokulu merdivenlerden çık. Nereye kadar ya? Bu çocuk başka bir yere taşınmayacak mı? Kaç yaşındayım? Şu halime bak. Daha ne kadar geleceğim bu eve? Ekonomik durumlar, geçmişlerimiz, zevklerimiz. Paylaştığımız ne var ki zaten? Her gün birbirimizi iş yerinde görmesek hala birlikte olur muyduk? Belki de çok doğru bir ilişki değil bu. Belki de ayrılmalıyız. Evet, ayrılmalıyız. Ay. Aşkım hoş geldin. Tanrıverdi. Konuşmamız lazım. Hayırdır? Hipnoz mu? Nereden çıktı bu ya? Çok etkiliymiş baba. Zaten sigarayı bırakmak için denemediğim başka bir şey de kalmadı yani. Nasıl yani? Seni uyutup hipnotize mi edecekler? Bilmiyorum. Yarın göreceğiz artık. Bu arada doktorun ofisi de Maslak'taymış. Nasıl gideceksem oraya kaç saatte? Ben bırakırım seni. Hayır! Sen orada mıydın ayol? Sen laf mı dinliyorsun evladım ya? Ayıp değil mi? Ailecek muhabbetiniz o kadar tatlı ki kendimi alamadım. Yok efendim bu kemanı kim çalmış? Yok kafeinsiz kahvede gerçekten kafein yok muymuş? Bilmem ne. Ay beğenemedin mi? Sadece son bir hipnoz mevzusu ilgimi çekti. Yarın ben Maslak'a malzeme almaya gideceğim. İstersen ben seni bırakırım hemşerim. Hadi ya. İyi tamam bırak. İyi oldu. Rahatsız olmayın. Hadi görüşürüm. Gel bir şeyler iç canım gel. Görev başında alkol olmayalım. Haydi. Ben mi çok içiyorum yoksa bu apartman giderek sürreel bir durum mu almaya başladı? Ya ilişkiyi neden bitirelim? Fatoş nereden çıktı bu ya? Başkası mı var lan? Ay hayır Tanrıverdi tabii ki yok. Ha, bana ne olduğunu bilmiyorum. Ama şimdi daha iyiyim. Böyle merdivenleri uzun uzun çıkarken uzun uzun düşünme fırsatım oldu ve... asıl konu da bu zaten. Neymiş konu? Ya bak tatlım, biz seninle ofisteyken harikayız. Dışarıdayken süperiz. Sen eve gittiğimizde mükemmeliz ama ne zaman bana gelsen sen ilk 15 dakika tuhaf bir gariplik oluyor sende. Ay merdivenler! Evet, merdivenler yüzünden. O kadar uzun merdiven çıkıyorum ki yolda düşünmekten kafam karışmaya başlıyor. Ve ay kendimi sorguluyorum, ilişkiyi sorguluyorum. Böyle kafam kazan gibi oluyor. Ay. Nereden çıktı ayrılmak ya? Bilmiyorum aşkım, sen çıkardın. Ama bundan sonra ben gelip aşağıdan seni kendim alacağım. Merdivenlerde kafanda kuruyorsun sen. Merhaba gençler. Ne haber? Sağ olun, ben de iyiyim. Oh. Burhan abi o kafandaki yani bize muziplik için taktığım şey mi hani ona göre güleceğim de. Kafamda ne var ki? Peruk. Ha yok ya onlar benim kendi saçlarım organik. Burhan abi senin saçların böyle kaşlarına kadar geliyordu ve simsiyah mıydı yani? Evet. Ve biz bunu hiç fark etmedik yani. Yani o sizin sorununuz beni ilgilendirmez mani. Burhan abi ne oluyor? Saçım alnımdan açılıyordu oğlum, üstüme gelme benim. Ha, açılıyor mu? Evet. Ama biz hiç fark etmedik. Merhamet yapma bana. Fatoş, lütfen bana sadaka madaka vermeyin. Ben yaşlı, antropoza girmiş, böyle kırışık bir adamım ben. Bunu bana söyleyebilirsiniz. Ay inanmıyorum ya, Bülent haklıymış. Solaryuma da gittim. Bu yaşta genç görünmek o kadar zor ki oğlum, vücut bakım isteği. Ya abi sen zaten gençsin. Ha, gönlüm genç ya. Ne oldu biliyor musunuz? Ay yoksa aşık mı oldunuz? Bildiğimli kız. Ay inanmıyorum. Vallahi genç bir kıza aşık oldum. Hem de 23 yaşında, çevreci bir tip. Böyle hani şeyleri, sentetik şeyleri kullanmıyor. Hep koton. Böyle hani sütyen kullanmıyor. Çünkü onda da laylon var ya. Ondan dolayı da hep açıkta sağa sola hareket edip duruyor. O kadar tatlı ki kız. Burak Makbule ne olacak? Oğlum ben ikinci baharımı yaşıyorum diyorum. Sen Makbule'den bahsediyorsun gerizekalı. Ya Burak abi sen daha birinci baharını bitirmedin. Saçmalama. Çevreci oldum biliyor musunuz? Yarın protestoya katılacağım. Neyi protesto edeceksiniz? Önemli değil. Yarın Sinem orada olacak. Ay oğlum. Motosiklet mi alsam acaba lan? Yoksa küpe falan mı taksam oğlum? Ne yapsam lan ben? Burhan abi bir fotoğrafını çekebilir miyim? Arkadaşım Sami'ye göndereceğim. Çek lan. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.